mimarlık bahanelerimden biriydi diyebilirim. Yani lisedeyken dil öğrenmek için ilk kez yurt dışına çıkmıştım. Ondan sonra üniversitedeyken o mimarlık kitaplarında gördüğüm, işte internetten takip ettiğim, hayran olduğum mimarların binalarını canlı canlı görmek, o dehayı anlamak, mimar ne düşünür, onu hissetmek, o malzemeye dokunmak, o binaları yaşayabilmek için seyahat etmeye başladım. Dünyayı hep böyle bizim gördüğümüz, yaşadığımız yer gibi sanıyoruz aslında ama gidip gördükçe anlıyorsun ki çok farklı hayatlar var yani. İşte o New York'ta gökdelenlerin arasında olsun, işte Tanzanya'da o balıkçı kasabaları olsun. İklim değişiyor, doğa değişiyor, insanların tipolojileri değişiyor ve alışkanlıklar değişiyor. Bir şehir hayatından da çok etkilenebiliyorum. Çok doğa içindeki bir yerden de çok etkilenebiliyorum. Modasıyla gerçekten en çok etkilendiğim yer Kopenhag olmuştu. Bir kere zaten kızları olanlar çok çok güzeller. Çok sade bir tarzları var, böyle desenler değil de daha çok kesimler öne çıkıyor. Bir yandan bu sadeliği severken ben, bir yandan da işte o Hindistan'daki, Peru'daki acayip renkli kadınlara da bayılıyorum. Ben kendi mahallemi çok seviyorum, Galata'yı. Buralarda güzel yerler var. İşte Karaköy'e harika kokteyl barlar açıldı. Ben böyle bol bol kokteyl içmeye çıkıyorum. Bir de bir yandan böyle eskiden sevdiğimiz bir takım mahalleler yeniden canlanıyor. İşte Balat, işte Kuzguncuk, Moda. Buraları böyle keşfedecek gibiyiz bu kış. Bana öyle geliyor. Born Air Fresh tam benlik bir şey. Çünkü sınırlı sayıda parça var. Bir yandan fiyatlar ulaşılabilir. Neye uygun? Böyle cesur, çılgın, işte partiye giderken, festivale giderken giyebileceğin şeyler de var. Ben bayıldım yani. Süper. Böyle içinde biraz particilik, biraz festivalcilik barındırdığı için bence rakçık boho. Parti, yani evening'i de beğendim ama tam ben diyebileceğim stil rakçık boho bence. Güzel şeyler geldi aklıma ama bence ben bir playlist yapayım, onu da Boyner Mecmua'ya koyalım. İsteyen oradan böyle basit dinlesin, daha güzel olmaz mı?